1950'li yıllarda bir İngiliz şilebi Portekiz'den yüklediği şarapları İskoçya'da indirir. İşçiler bütün şarapları aşağıya taşırlar. İşçilerden bir tanesi depoda herhangi bir şey kalıp kalmadığını öğrenmek için içeriye girer. Gezerken depoda onun içeride olduğunu bilmeyen başka bir işçi kapıyı kilitler gider. Panik içinde yumruklar, bağırır ama içerideki işçi sesini duyuramaz kimseye. Fakat zaten yeterince yiyecek vardır deponun içinde. Şilep tekrar Portekiz'e hareket eder. İçeride kapıyı açamadığı çakıyla duvara adeta gününü yazı olarak aktarır. Şu anda çok üşüyorum. Yavaş yavaş donmaya başladım. Önce ellerim ayaklarım donmaya başladı. Vücudumu hissetmiyorum. Burnum donmaya başladı. Şilep Portekiz'e vardığında kaptan deponun kapısını açtığında cesetle karşılaşır. Duvarda o işçinin yazdıklarını okuyunca dona kalır. Çünkü normalde şaraplar zaten artı 18 derecede taşınmaktadır. Kapılar açıldığında sıcaklığı 19 derece olmuştur. Dondurma sistemi de zaten kapalıdır. Bu işçi 19 derecede donma olasılığı yoktur. Fakat bu işçinin zihnine yerleştirdiği soğuk hava deposunda ben donarak öleceğim demesi öldürmüştür onu. Bakın panik bağışıklık sistemimizi %50 etkiler ve bizi kötü düşüncelere yönlendirir. Korkmak hayatımızda birçok kez faydamız olabilir. Ama panik zihnimizin bize oyun oynamasına neden olur. Bugünlerde evde çok sıkılıyorum. Çok sıkıldım. Düşünceleri veya haberlerde duyduklarınızı yaptığınız kötü yorumlar, kötü senaryolar zihninizin size oyun oynamasını sağlar. Sosyal medyada duyduğunuz şeyleri kendinizce yorum yapmayın. Karamsarlık seviyenizi yükseltmeyin. Ve kendinizi daha güzel günler için, daha güzel yaşantı için yeni şeylerle oyalayın, yeni meşgaleler bulun kendinize.